Merhaba, merhaba. Ulan ne yapıyorsun? Özgür Yazılım Yaz Kampı 2022 için... İyi sağlar mısınız? Merhaba. Neler diyorsun? Aşkım? İyiyim, ne yapıyorsunuz? Merhaba, nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Merhaba, 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 nasılsınız? Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Daha önceki vloglarda sürekli bahsettiğim bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Bugün neredeyiz? Bolu'dayız. Aa, Bolu işte bizim tanıştığımız yer. Aa, Bolu işte bizim sürekli kampa geldiğimiz yer. Biz bu ekiple buradan tanıştık falan gibi şeyler var ya. İşte şu anda Bolu'ya gidiyoruz tekrar. Niçin? Özgür Yazılım Yaz Kampı 2022 için Bolu yolundayız. Hatta yolun çok büyük kısmını tamamladık. Navigasyona göre 28 dakika sonra oradayız. Bolu tüneline girmek üzereyiz. Müthiş heyecanlıyım. Bu sene kampta birazcık değişiklikler var. Pandemi şartlarında yapıldığı için, pandemi ve ekonomik kriz şartlarında yapıldığı için kamp bu sene yalnızca bir haftalık olacak. Bir de ilk pazar günü işte ALES sınavları vesaire gibi bir şeyler olduğundan fakülteleri kullanamıyormuşuz. O yüzden ilk pazar gününden de ufaktan bir boşluğumuz olacak. Ama yine de Özgür Yazılım Yaz Kampı pandeminin etkilerinden ötürü en son 2019'da yapılmıştı. 2019'dan sonra ilk defa 2022'de geri dönüyoruz. Bunu da ters ışıkta çekmişim. Çok iyi olmuyor olabilir. Olsun. Ben yine de giriş metninden bahsedeyim. Ardından zaten Bolu'ya varmak üzereyiz. Orada detaylarla tekrar birlikte oluruz. Size şimdi birazcık Bolu'ya doğru yol çekelim. Evet, Özgür Yazılım Yaz Kampı 2022 için Bolu'dayız. Şu anda merkezdeki yurda bir arkadaşımızı bıraktım. Onunla beraber gelmiştik. Acayip yorgunum. Aslında şeye geçmek istiyorum. Direkt kampüsün içine, misafirhaneye geçmek istiyorum ama Yunus'u çok özledim. Yunus burada. Yine daha önceki kamplardan katılımcılarımızdan Ege gelmiş. Onlar oturmuş çay içiyorlarmış. Bir onları göreceğim. Ama şöyle bir şey gördüm bu arada Bolu'daki bu Abant İzzet Baysal. Yani İzzet Baysal Caddesi'dir kesin burası. Nostaljik tramvay yapmışlar. Tekerlekli, rayı yok. Otobüs yapmışlar nostaljik tramvay şeklinde. Bak. Çok güzel. Bakalım nerede bizim çocuklar. Bu merdiven çıkıyor mu, iniyor mu? Bolu'da belediyenin yanında merkezde bir cami var kocaman. Onun içinde böyle İşte altı çarşı gibi dükkanlar var. Bir de böyle Taşhan diye bir yer var. Bak göstereyim kapısından. Buranın üstü de açık. Teras. Çay may içiliyor. Ben daha önce gelmedim. Sadece gördüm. Bak böyle. Müthiş. Oradan çok iyi içeri giriyorsun. Ezel çalıyor. Yunus'u zaten tanıyorsunuz. Hem daha önce başarı hikayelerinde vardı hem de kendisiyle 8,5 senedir falan birlikte çalıştığımızdan düğününe büğününe de gittik. Onların vlogları var. İşte kampın ilk durağı burası her zaman. Misafirhane. Kampüs içindeki misafirhanede konaklıyoruz biz eğitmenler ve organizasyon ekibi olarak. Şu arkamda gördüğünüz binanın duvarlarının dilleri olsa da konuşsa. Hatta şu oturakların arka tarafta çardakların vesaire. Bazen buraya geliyorum, konuşuyorum, birileriyle konuşuyorum, telefonla konuşuyorum, kamerayı açıyorum, bir şeyler konuşuyorum ve genellikle işte burada karanlıkta kaldığı için oturaklar orada oturan arkadaşlar oluyor ya da arka taraftan kahkaha seslerini duyuyorsun, bazen oraya sohbete gidiyorsun. O kadar özledim ki, acayip iyi hissediyorum kendimi şu anda, evimde gibi hissediyorum yani. Neredesin Uğurcuğum? Evimdeyim. O zaman Muratan hocamla. Merhabalar. Hocam. Nasılsınız hocam? Çok şükür. Nihayet 2 sene sonra kavuştuk. Geldik evet. Yeniden buradayız. Evet, evet. Ben de onu anlatıyordum. Dedin ağlayacağım galiba ya. Ya duygulu dolu anlar yaşıyorum açıkçası. Evet, evet ben de. Yani. Ben de çok duygulandım. Hemen check-in yapıp yerleşeyim de arkadaşları bir göreyim. Tamamdır. Selam. Buralardayım. Merhaba. Tamamdır hocam. Tamam. Görüşmek üzere. Odama geldim. Çantaları falan bıraktım. Gerçekten o kadar duyguluyum ki şu anda. Yani
Yani burası standart boş bir misafirhane odası, tamam mı? Ama 2015'ten beri her yazı burada geçirdiğini düşün. Her yaz burada. Her etkinlikte 1000 civarı insan bulunuyor. Eğitmenler olarak biz bazen 100 kişiyi aşıyoruz. Bu misafirhanede bazen odalarda 3'er kişi kaldığımız oldu. Kalabalıktan, yoğunluktan. Müthiş bir şey ya. Buralardan tanıştığımız arkadaşlarımız, hala görüşüyoruz. Hala iş ilişkimiz var, arkadaşlık ilişkimiz var. Bunu nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum ki genellikle konuşmayı çok seven, çok konuşan ve konuştukça konuşan, anlattıkça anlatan, açıkladıkça açıklayan bir tip olarak o kadar duygulandırıyor ki beni. Bolu, kamp, işte bu misafirhane, kapıdaki görevliyle bile yani karşılaştık ve ne kadar özlemişiz falan olduk. Yorgunluktan ölüyorum. Bu sabah 8 gibi kalktım. Spora gittim. 1,5 saat acayip yoğun bir antrenman yaptım. Yorgunluktan ölüyordum. Buraya gelmek için birkaç parça eşya alayım dedim. Yeterince siyah tişörtüm yokmuş gibi. 3 tane daha aldım. Birkaç parça çorap, iç çamaşır falan. Onları da aldığım gibi giymeyeyim diye eve gittim. Yıkadım. Onları hallettim. Hemen karşı binamda oturan bir arkadaşımla birlikte yola çıktık. O da burada bir kampta katılımcı. Bir kursta katılımcı. Ve neredeyse bütün gün yolda geçti sonrasında. Ve şu anda buradayım. Acayip duygusalım ve o yorgunluğu hissetmiyorum neredeyse. Şimdi kimler gelmiş, kimler burada bir bakacağım. Görüşebildiklerimle görüşeceğim. Bir hasret gidireceğim. Özgür Yazılım Yaz Kampı 2022 vlogu umarım çok güzel olacak. Ama burada o kadar eğleniyorum ki bazen, ki eminim birçok noktada çok heyecanlı ve keyifli şeyler yaşarken kamerayı çıkaramayabilirim. O yüzden umarım önümüzdeki yıl pandemi koşulları da azaldığında ve yine tekrar kalabalık binlere ulaşabileceğimiz kamplar yaptığımızda bunu izleyen, bu konuya meraklı arkadaşlarımız çıkıp gelirler bu kampa. Müthiş bir yer. Hayatımı değiştiren şeylerden. Neyse, daha çok şey anlatacağız bunun üstüne. Görüşürüz. Parola. Şafak. Bilemedim. Yelokçuluk mu? Özcan hocam nasıl? Saatler olsun. Eyvallah. Bu yakışıklılık nereden geliyor? Adam gördü. Sen benim aşkımsın. Ben görmeyeceğim, kim görecek? İnsan manitasının tıraşını... Uyuz! Ulan ne yapıyorsun burada? Ege ile tanışın. Ege bizim kamptan arkadaşız. Ben ilk kampa geldiğimde tanıştım Ege ile. O zamandan beri arkadaşız. Ben de ilk kampa geldiğimde tanıştım. Değil mi? Ve beni ilk gördüğünde uyuzdu bana. Nefret ediyordu benden. Aga sınıfını akşama kadar bırakmıyordun. Ben Uğur'u Ege ile aldatıyorum. Eyvah. Olur öyle şeyler. Aga ben senin Miami'deki kapatman mıyım? Çok iyi. Ege Miami'de yaşıyor. Bir ara gidersek vlogu gelir. Gelelim mi? Vlog çekeriz. Aga gel. Ben zaten Mayıs'ta oradayım kardeşim. Gerçek olmazsa. Oy hocam. Hocam değilim ama. Saatler olsun. Eyvallah sağ olsun. Üf. Müthiş. Oğlum şimdiden başladı kamp yani. Biz bir sene geldik. Benim kapı Master Door'du. Benim kapıyı bütün kartlar açıyordu. Normalde Master Kart olur. O bütün kapıları açar. Benim kapı Master Door bütün kartlar açıyordu. Bunu nasıl keşfettik? İhsan hocam, selamlar ona buradan. O da Amerika'da şu anda. İhsan hocam benim yan odadaymış. Yok. Umut yan odadaydı. Onun şeyine girebilmek için, odasından bir şey alabilmek için gidiyor. Yanlışlıkla benim kapıyı okutuyor. İçeri bir giriyor, lan diyor, bu oda ters. Sonra bir bakıyor benim oda. Geldi bana diyor ki 110'da kim kalıyor abi? Ben kalıyorum dedim. Senin dedi kapıyı bütün kartlar açıyor. Ben ondan sonra kapının arkasına sandalye falan dayamaya başladım. Bu arada misafirhanenin şöyle bir dezavantajı var. Telefon çekmiyor içeride. Ama bizim amatör telsizcilik belgelerimiz olduğu için biliyorsunuz Medium'da ve kendi blogumda bunu nasıl alabileceğinizi yazmıştım. Telsizle haberleşeceğiz kampüste. Nasıl? Evet, müthiş duygusal bir buluşma daha yaşandı. Doruk hocamla karşılaştık. Ben kampa ilk geldiğimden beri her şeyde Doruk hocanın kafasını şişiriyorum. Hocam bizim priz çalışmıyor, Yaşar'a gidin. Hocam bizim projeksiyon çalışmıyor, Yaşar'a koşalım. Yaşar'a da dedim ki biz gidiyoruz, gelecek misin, İstanbul'daydı. Bir bakarım falan dedi. Sonra gelmedi. Hocam geldim zaten, arabayla şuraya girdim, sizin arabayı gördüm. Ağlayacağım gerçekten ya neredeyse. Ağlayacağım. O kadar duygusallaştım ki ben. Odaya yerleştim falan. Acayip duygusalım yani şu anda. Ne diyorsunuz hocam bu yıla? Vallahi bir yapalım. Evet. Heyecanlı. Heyecanlı. Hadi bakalım. Yarın başlasın. Çok çok heyecanlıyım ben ya yine.
Valla bir işte şu seneyi yapalım da geri toplayalım yani. Evet, evet. Geri dönüş. Gir abi. Bak 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 kimi buldum. Bak 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 bak. Ali hocamı buldum. Selamlar arkadaşlar. Biz ilk 2017 kışta tanıştık değil mi? Aynen. Bizim sınıfta katılımcıydı. Periyodik olarak. Evet. Ve devam ediyoruz. Bak 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 kimi buldum. Özcan burada. Benim yüzüm eskidi ya artık bu kamera. Yıllarda evet. Bu arada bu kamerada ben 2017'de vardım galiba. Öyle evet ama o zaman kurgucumuz yoktu, artık kurgucumuz var. O zaman saçım siyahtı benim bir daha. Hey gidin ne git. Şimdi boyamış. Hayır abi. Doğal lütfen. Çok iyi. Hemen size organizasyon ekibinden kısa bir kesit sunuyorum. Burada Bahri Hocam ve Berika Hanım yarının hazırlıkları. Kokoreççi sucukçu mu? İlk geceden mi? Evet abi açım ben açım. Ooo Gökhan Hocam ne yapıyorsun? Herkes maskeyle dolaşıyor neden? Dur ben daha yeni koyup geçirdim abi. He okey. Hocam. Selamlar hocam. Gökhan Hocam. Murat abi arkada. Ben gördüm onu. Gördüm öpüştük koklaştık herkesle. Geleceğim. Biz yemeğe kaçacağız. Geleceksin mi yemeğe? Abi biz yeni geldik ya. Okey afiyet olsun. Okey. Evet, bir standart kamp gecesi organizasyonu olarak kampüs yolundaki kokoreççi sucukçumuza geldik. Çok bir şey gözükmüyor tabii ama buranın bahçesindeki çardaklarda otururuz, sucuk yeriz, kokoreç yeriz ve buraya geldiğimizde de eğitmen grubundan haber veririz. Biz sucukçudayız, bir şey istiyor musunuz diye siparişleri yaptırır götürürüz. Böyle de şekilli insanlarız. Evet, kamp için ilk gecemizi tamamladık. Kampüse geldik, heyecanlandık. Misafirhanemize yerleştik, heyecanlandık. Hemen ilk geceden kokoreççimize gittik. Bir şeyler atıştırdık, sohbet ettik. Kamp anılarımızdan bahsettik. Müthiş geçiyor. Burada dediğim gibi telefon çekmediğinden, bizler de amatör telsizciler olduğumuzdan telsizlerimizi getirdik ve kampüs içinde, misafirhanede falan telsizle iletişim kuruyoruz. Güzel, şimdi ufaktan uyumaya hazırlanış. Uyurum. Saat 1. Sabah 8'de kahvaltı ve ilk gün heyecanı. Bakalım neler olacak. Evet. İlk günden günaydın. Kampüsteyiz. Açılış için konferansımız var. Bayağıdır bunu yapmıyorduk galiba. Konferans salonunda toplanmaca. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık, dostlarla görüştük. Aman efendim ne kadar da güzel şekilli şeyler yapmaktayız falan olduk. İşte insanlar var burada. Harika. Öyle işte bakalım açılışta neler konuşulacak. Dersler ne zaman başlayacak? İlk gün dersler ne kadar sürecek? Bunları henüz bilmiyoruz. Merhaba hocam. Merhaba. Heyecanlıyız. Çok. Ben çok heyecanlıyım. Evet şimdi açılış törenine giriyoruz. Ya ilk günün dersini yaptık. İlk günün dersini yaptık. Müthiş de geçti. Acayip. Ben çok eğlendim. Onlar eğlendi mi bilmiyorum. Ve az önce şöyle bir şey geldi. Yani dünden bir haber verseydiniz video çekeceğinizi. Evet. Sınıfı gibi. İyi sağlar mısınız? Merhaba. Harika. Müthiş keyifli bir gün geçirdim. Ben acayip eğlendim. HTTP'den başladık. Sıfırdan böyle giriştik. Allah'ım buraya böyle talep gider, buradan böyle yanıt gelir. Bir şeyler. Memnun musunuz? Evet. Harika. Genel olarak evet diyorlar. Mikrofona ses gelmiyorsa diye. Bugün işte yarın sınav var geyiğinden ötürü erken bırakıyoruz. Daha öğlen saatlerindeyiz. Akşam 5 gibi. Bugün erkenden dağılıyoruz. Pazartesi devam edeceğiz. Bakalım bu akşam neler yapacağız? Yarın neler yapacağız? Vesaire. Ama bu arada gerçekten bir Telegram kanalı kurabilirsin. Haberleşme sağ ol. Arkadaşlar pazartesi görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kamplarda, Berika Hanım siz de yaklaşın buyurun. Kamplarda ihtiyaç duyduğumuz çokça işlem var. Örneğin kalemlerin dağıtılması, toplanması, projeksiyonlarda bir sorun olduğunda ulaşacağımız insanlar ve buna gülmeyin. Bu şekilde danışacağımız, yardım alacağımız birileri olmadığı zaman sınıf 30 kişi mesela kilitleniyoruz kalıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden çok kritik, çok önemli. Evet. Gerçekten çok önemli. İleriki etkinlikler için siz de ufak ufak ihtiyaç duyanlar falan. Size teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ellerinize sağlık. Evet şimdi Bolu'nun en güzel taraflarından bir tanesi. Şimdi ilk gün çok keyifli geçti. Benim için çok keyifli geçti. Katılımcılar için de öyle olduğunu ümit ediyorum. Genel olarak öyle gözüküyordu yani. Şöyle çok canımı sıkan bir konu var. İnsanlar buraya başvuruyor ve biz yüzlerce insan arasından eleyerek birilerini seçiyoruz. Bu sene zaten pandemi olaylarından tek şube açabildik. Mevcudumuz da 16 idi.
4 kişi mi 5 kişi mi ne gelmemiş sınıfa. Sınıfın 3'te 1'i, seçilenlerin neredeyse 3'te 1'i gelmemiş. Yani 15 kişilik bir mevcut olduğunu düşün. Ve 5 kişi gelmediğinde sınıfın 3'te 1'i gelmemiş oluyor. Ve o esnada belki seçilse gelebilecek insanlara... Arkada poşetli vardı, ona ters bakış attım. Neyse, yüzüm tam gözükmüyor. O kadar yoruldum ki ilk gün. Bir de dün gece çok uyumamıştım. İşte ay kampüse geldim, çok heyecanlı, buraları geziyorum. Ay aman efendim, gece yürüyüşüne çıktım falan geyikleri yüzünden çok uyumamıştım. Aa, buraya da tuzak kurmuşlar, özür dilerim. Sizi de böyle bir seyahate çıkardık Berika Hanım ama. Ondan sonra akşam uyandım, aşağı indim. Bir baktım, birileri sigara içiyor. Dedim ki ben merkeze gidiyorum çurba içmeye. Bolu'nun en güzel taraflarından bir tanesi de bu. Akşam böyle, mesela ben dersten sonra gittim, uyudum. Bayağı uyudum. Ve şu anda da merkeze iniliyor bir şeyler yemeye, içmeye. Eminim orada dolaşırken de bir sürü tip göreceğiz. Keyifli olacak yani. Daha ilk günden benim heyecanım yüksek, keyfim yerinde. Yarının tatil olması birazcık tabii garip ama benim halletmem gereken bazı işler var. Ne kadar zamanımı alacağını kestiremiyorum. Onlarla ilgili çözüme kavuşturmaca keyfi. Bakalım neler olacak. Evet, merkeze indik ve çorbacı mülayime geldik. Bolu da bizim çok sevdiğimiz bir yer çünkü hem geç saatlere kadar açık hem de gerçekten çorbaları müthiş. Bayılıyorum ben yani buranın çorbalarına. Hatta bir standartta Bolu'dan sadece geçiyorken de buraya uğrayıp bir şeyler içiyoruz, yiyoruz. Bu arada mülayimin en güzel taraflarından biri porsiyonların acayip büyük olması. Standartta İstanbul'da tam çorbalar bile bir boyutta değilken bu buranın az çorbası. Yani az ve tam için iki farklı kase var. Standart tam çorba devasa bir şey. O yüzden ben buraya gelen dostları genellikle uyarıyorum. Diyorum ki dikkat edin yani, buradaki çorbaların porsiyonu biraz yüksektir. Berkan'ı da uyardım ve şöyle bir tepki verdi. Ben az söylemiştim ama bir daha söyler misin? Çok fazla gerçekten. Neyse, yemek yiyeceğiz. Bay bay. Evet, ilk günü... Nereydi, buranın adı neydi ya? İlk günü yine Taşan'da kapattık. İnsanlarla buluştuk. Sınıftan Yunus ve onun yurttan arkadaşı Emre. Evet. İlk günümüz iyi geçti, güzel geçti. Akşam işte çorbaya indik. Çaya geldik, sohbet ettik. Müthiş keyifli bir sohbet dönüyor. Bakın bu sohbetleri ve buradaki eğlencemizi yıllar sonra bile anımsayacaksınız. Geçen gün misafirhanenin önünde ilk defa katılan arkadaşların bulunduğu bir toplulukta bizim işte geçmiş yıllardaki sohbetlerimizden çıkan şeyleri falan konuştuk, anlattık ve insan şeyi anımsıyor yani. Hani ulan hani 7 yıldır bu organizasyonun bir parçasısın ve hani o kadar fazla şey var ki aklımda, hepsi de öyle öylesine oturmuş sohbet ederken insanlarla çıkıyor. Çünkü burada bir araya geldiğin insanların hani frekansı gerçekten çok yakın oluyor. Farklı alanlara ilgi duyuyorlar ama gerçekten de şey hissediyorsun yani, hani bu heriften öğreneceğim çok şey var. Bu herifin söylediği bir şey ilgimi çekiyor oluyor yani. O yüzden teşekkür ederiz. Ama sen roketlikte çok iyi olduğun için seni döveceğiz Anıl. Hadi gidelim. Merhaba. Evet. Kamp civarında geçirdiğimiz ikinci gün ama bugün tatil. Neden? Çünkü kampüsteki dersliklerde bir şey sınavları varmış. Ne sınavı? ALES mi? KPSS. KPSS. Ha, iptal olan KPSS'yi mi tekrar yapıyorlar? Evet. Ondan sonra sınavlar mınavlar muhabbeti olduğu için biz de ders yapamıyoruz. Normalde kamp 2 haftalık olduğu için 2 haftalık kampın içinde 1 ya da 2 gün tatilimiz olurdu. Bu seneki kamp blok bir şekilde 1 hafta olarak, aslında 9 gün olarak planlandı ve hiç tatil günü yoktu. Ama ya iptal olan KPSS bugün yapılacak muhabbeti olunca birden yarım gün ders yaptıktan sonra bir günlük tatilimiz çıktı. Şimdi tatil günlerinin de başından beri bir standartı vardır. Bolu'da en rahat erişebileceğimiz ne korumalı park mı ne deniyor ona, alanlarından biri olarak Gölcük var. Gölcük Gölü'nün çevresinde bir tabiat parkı var. Oraya gidiyoruz. Eray hocam da daha önce hiç gitmemiş kampa, defalarca gelmiş olmasına rağmen. Benim ayol. Aynen öyle. Bahaneyle hem onu da ilk defa götürmüş oluyoruz. Ben de çok severim Gölcük'ü. Ben hatta şey, kampların haricinde yer yer ne yapalım ya işte Bolu'ya gidelim, hem Gölcük'e çıkarız, Abant'a dolaşırız falan filan muhabbetleri de yapmışlığım var. Yapıyorum.
seviyorum. Buranın yolu da çok güzel, o yüzden size birazcık da yol çekeceğiz. Birkaç saattir Gölcük'te dolaşıyoruz. Bazı gruplar şeklinde arkadaşlarımız da katıldı. Keyifli sohbetler sürdü. Şimdi size birazcık Gölcük göleti gösterelim. Ben Gölcük'ü acayip seviyorum. Yani Bolu'yu genel olarak zaten seviyorum. Standartta da kamp zamanı haricinde de Bolu civarından geçerken Gölcük'e uğruyorum. Gerçi tabii pandemi dönemi bu civarlara hiç gelmediğimizden. En son 2019'da. Kamp dönemi zaten gelmiştim. Kamptan birkaç hafta sonra tekrar bir ziyarete gelmiştim. Gölcük'te pek bir şey değişmemiş. Ama zaten değişmesin diye özellikle uğraşılıyor. Burası işte Bolu Gölcük Tabiat Parkı. Korunan alanlardan biri. İyi ki de koruyorlar. Şimdi işte bu yazın orman yangınları vesaire çok sık oluyor diye bu tip yerlerde de Eylül'ün ortasına kadar herhangi bir şey yakmak yasak. Normalde işte bagajlarda semaverler, mangallar falan oluyor. Biz standartta kamp dönemi buraya tatilde geldiğimizde işte mangal yakıp içecek bir şeylerimizi alıp falan bu şekilde vakit geçiriyorduk ama bugün birazcık daha gez dolaş, püsküt kemir, kula iç şeklinde geçti. Gerçekten çok keyifli bir yer ama yani Bolu civarına geliyorsanız zaten mutlaka uğrayın. Böyle bir planınız yoksa da ya Bolu'ya gidelim bir Gölcük'ü görürüz diye de uğrayın. Şimdi önümüz biraz daha açıldı, şöyle de göstereyim. Standartta Gölcük'ten bahsedildiğinde ya da bir şekilde araştırmaya girişirseniz çok standart bir görüntü vardır. Karşıda göl kenarında tek başına duran bir ev. Size onu da gösterelim buradan. Gölcük'ten ayrılma zamanı geldi. Etraftan bir tur attık. Size dolaşırken işte o bahsettiğim göl kenarındaki tek başına evin gözüktüğü bir görüntü de almaya çalıştım. Ama tabii bu balık gözü gibi olduğundan ve obje de birazcık uzakta olduğundan çok net görmemiş olabilirsiniz. Çevresinde tur atmak, fotoğraf çekilmek falan acayip keyifli. Bolu'nun zaten bitki örtüsü harika. Buranın ağaçları müthiş. Buraya geldiğinizde de tabii ki işte serinlemek için bir şeyler içmek istiyorsanız işte hediyelik eşya bir şeyler de satan bir dükkan var. İçeride bir de restoran var. Yani yemek sorunu da bulunmuyor. Bu da iyi bir şey. Kesinlikle bu civara geldiğiniz zaman gelip görmeniz gereken bir yer burası ya. Hadi bakalım. Evet, benim Bolu'nun meydanı olarak varsaydığım, belki gerçekte de öyledir ve insanlar da öyle söylüyordur. Şeyin tam önündeyiz. Çocukları gördüm bir saniye. Valiliğin tam önündeyiz. Ve kimleri gördüm. Ne yapıyorsunuz burada ya? Hello. Sen ne yapıyorsun? Niye duymuyorsunuz söylediklerimi? Ters kapalı mı? Hayda. Yunuslar geldi mi, gördünüz mü? Yok, biz kimse görmedik. Biz 3 araba aşağıya sallandık. Organizasyon ekibi, bizim çocuklar benim sınıfla buluşacağım ben Glorious'te. Ooo, iyi mi? Aynen. İyi. Hangi sen çalışacaksın? Birazcık çalıştım, birazcık daha çalışacağım. Niye birlikte çalışacaksın? Hani birlikte çalışacaksın? Abi ben zaten öğleden sonra kalktım. Sonra yukarı çıktım. Yukarı çıktığımızda 3 kişi gittik. Ben yani Eray, Yunus, ben gittik. Orada olduk 20 kişi. Sonra 20 kişi dağıldı, aşağıya indik. Ben şimdi öğrencilerle yürüşmeye gidiyorum. İyi bakın. Hadi bakalım. İyi bakalım. Kendinize iyi bakın. Sen de kendine iyi bak. Hadi yürüşürüz. Siz nereye gidiyorsunuz? Rahat. Yemek mi yiyeceksiniz? Ha. Okey. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ki bay o. Evet, az önce arkadaşlara denk geldik diye benim anlatımım kesildi. Burası işte tabiatın kalbi Bolu. Valiliğin önündeki meydan ve arkamızda bizim sürekli Roma dondurmacısı, merkez gezilerimizde dondurma yemeye uğradığımız dondurmacımız var. Şimdi neredeyse yarım gün sayılacak kadarlık bir ders yapacağız. Sonra bir tatil günü var. İnsanlarla örgütlenemeyiz. Örgütlensek de herkes birbiriyle vakit geçirmek istemeyebilir falan diye çekiniyordum. Ama böyle bir sorun problemi yaşanmıyor gibi. En azından 3-4 kişi de olsa buluşulacak. Bizim diğer taife de geliyor. Bakalım neler olacak. Gloria Jeans'te buluşacakmışız. Burası daha önceden var mıydı bilmiyorum. Bu tip bir yerlere gelip oturuyorduk da bu meydanda. Bu bitkilerin kokusunu da hiç sevmem. Çünkü küçükken işte dedemin mezarlığına falan gittiğimizde bu bitkiden hep hani hep bu bitkiden vurdu ve kokusunu duyduğumda mezarlık anımsıyorum. Çok tatsız. Girişte bunu yaşamak istemezdim. Evet. Görüşürüz. Çocukları bulalım.
Merkezdeki bir kahveciye oturduk. Gloria Jeans'e. Ondan sonra arkadaşlarla sohbet halindeyiz. Geleneksel yaz kampı, kış kampı masalarından birindeyiz. Kampta tatilden sonraki, yani ders yapamadığımız pazar gününden sonraki ilk gündeyiz. Pazartesi gününün öğle arasının sonundayız. Öğle arası biz derslikte kalıp Yunus'la beraber bugün toplantısı olan bir proje üzerine çalıştık ve bakın ne yapıyorum. Toplantıyı yapabilmek için arabaya geldim. USB-C'den bilgisayarımı şarja bağladım ve buradan toplantı yaptım. Yaklaşık yarım saattir toplantıdayım. Şimdi buradan geri dönüp derse katılacağım. Arada da işte projenin şusu var mı? Sunumunu hazırlayalım. Bu toplantı esnasında şu sunuma ihtiyacımız vardı. Buradan frontend geldi mi? Buradan backend geldi mi? Sunum görsellerini yolladınız mı? Kısımlarını ayarladım. Bunların sunumunu yaptım. Öyle aram böyle geçti. Şimdi gidip ders anlatmaya devam edeceğim. Evet, kampta salı gününe hızlı başladık. Öğle yemeğine bir kamp standartı olarak sanayiye geldik. Üf. Oo, hocam nasılsınız ya? İyiyiz hocam. Yedinizde çaya mı düştünüz? Yeni gelin, biz dönüyoruz. Siz 12'de çıkıyorsunuz. Biz efendi insanlar olduğumuz için 12.30'a kadar ders yapıyoruz. Hocam benim öğleden sonra çok derin konulara girmem lazım. O yüzden erken çıkarttım, erken sokacağım sınıfa. Ondan sonra da sağlam bir eğitim yapacağız öğleden sonra. Çok iyi. Biz goy goy eğitim yaptığımız için. Yok. Öğleden sonra tartışacağız. Gerçekten mi? Yani işin tala nasıl? Tartışacağız. Tala el salla hayatım. Daha iyi hocam. Yavaş yavaş açılıyor. Olacak. Öyle mi? Çok iyi. Olacak. Çok iyi. Tallayı bak, arada benim için öp. Tamam. Senin sınıfta kaç yardımcı eğitmen çıkıyor abi? Biz toplam 3 kişiyiz. Yok, kaç yani gelecek yatırım olarak? Var mı şu anda? O daha bir hafta daha sonra belli olur. Daha, aynen. Evet, evet. Bizde var da şu anda isteyen çok. Ne yapacağız diye düşünüyoruz. Ya şube aç. Şube. Zaten biz son yaz kampında 4 şubeydik. İşte ben bir dahaki yıl şube açacağım kesin. Çünkü ben artık Blockchain 101 anlatmaktan sıkıldım. Ben artık Advanced anlatmak istiyorum. Doğru. Doğru. Ne yapacağız? Arkadaşlar gelin şu kamplara katılın da bize eğitmen lazım ya. Evet, sanayiye geldik. Yemeğimizi yedik. Size şurayı şöyle bir göstereyim de. Bolu'ya gelirseniz mutlaka sanayiye uğrayıp burada bir şeyler yiyin. Çeşmi Cihan 14. Burası gerçekten müthiş. Buranın yemeklerine bayılıyoruz. Ayrıca buranın her gün özel bir yemeği çıkıyor. Mesela pazartesileri ciğer çıkıyor. Salıları, yani bugün salı, kaburga çıkıyor, müthişti. Çarşambaları döner çıkıyor. Yarın hatta döner erkenden bitiyor diye normalde ders 12.30'da bitiyor. 12.02 yapabilirsek arayı gelip döner yemeği düşünüyoruz falan. İçerisi biraz kalabalıktı, yoğun, çünkü hemen oturuyorsun, söylüyorsun, yiyorsun, kalkıyorsun. Dışarıda da işte çayını içiyorsun. İçeride kalabalık olmasın diye çay sistemini de dışarı kurmuş durumdalar. Yemekleri acayip lezzetli, çünkü biliyorsunuz işte sanayici adam kaliteli yemek ister. Onun için sanayilerde hep düzgün yemekler bulunabilir. Bizim bu özgür yazılım kamplarıyla dolaşmalarımız da vlogda zaten görmüşsünüzdür şimdiye kadar. Doruk Hoca özellikle kamp için hazırlık yapmak adına şehre önden gittiğinde şehrin şekilli yerlerini hep tespit eder. Şimdi tabii siz mikrofonla da patır kütür vurma sesleri geliyor. Arka tarafta kompresörler falan. Neden? Çünkü sanayideyiz. Şöyle bakın. Ama gerçekten müthiş. Yani burada bu yemeği yediğin zaman iyi hissediyorsun. Evet, ilk defa gelen arkadaşlar da var, soralım. Arkadaşlar beğendiniz mi? Müthiş de. Müthiş, çok iyiydi. Harika. Harika. Şimdi benim 2017 kışın başlattığım bir geleneğimiz var. Genel olarak işte günlük yapmaya çalışırız. Daha uzun kamplarda böyle birkaç günde bir yapıyoruz. Kahoot kullanarak biz şimdiye kadar işlediğimiz konulardan sorular hazırlıyoruz. Ve böyle genellikle öğle aralarından sonra ya da böyle bir aradan sonra falan bu şekilde, aman efendim herkes katılsın da sorular yayınlansın da onun üstünden insanlar bilgilerini test etsin de her sorudan sonra da üstüne konuşalım şeklinde bir bilgi yarışması. 20 sorumuz var arkadaşlar. Soru ekranda görünüyor. Altında seçenekler görünüyor. Seçeneklerin şekilleri ve renkleri var. Cihazınızda da sadece orada görmüş olduğunuz seçeneklerin renklerini görüyorsunuz. İşte baktınız, soru sormuş. İşte eğitmen Uğur'un soyadı nedir? Aşağıda işte arıcı yazıyor seçeneklerden birinde. O kırmızı renkte ise kırmızıya basıyorsunuz. Bir de doğru yanlış tipi sorularımız var. İşte eğitmenin adı Uğur Arıcı'dır yazıyor. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Yunus sen katılma. Ki çocukların üstünden girsin yani. Ya da yanlış yapsan da boşu boşuna ortalama düşmesin.
Kaç kişi katıldı? 10. 12 kişi olması lazım. Evet, hadi bakalım neler olacak. Kadir Bey normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışıyor. Daha önce çeşitli alanlarda da uğraşmış geliştirmeyle. Bizle beraber PHP ile web programlamaya giriş eğitiminde. Kendisi demin eğitime dair konuşurken çok güzel şeyler söyledi. Dedim ki bunu kayıt altında da söyler misiniz? O yüzden hemen kaydı getirdim. Uğur Hoca'yla PHP'yi yani anlayabileceğinize eminim. Ben daha önce bir iki denemiştim bir kere. Basit olarak en iyi anlayacağımız şekilde anlattı. Temellerini aldık gibi bir şey yani 3-4 günde. Kalan 4 günde de iyice pekiştireceğiz. Tavsiye ederim eğer eğitimlerine katılabilirseniz. Çok şey kazanacağınızı düşünüyorum yani. Ay çok sevindim ya. Çok sağ olun. Teşekkür sağ olun ederim. Çok seviniyorum böyle şeyler duyduğumda. Böyle zeminden, temelden giriştiğimiz zaman inşa ediyoruz ya şeyleri. Evet, gerçekten güzel oluyor. Kadir Bey iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ben sigarayı bırakalı oldu bir süre. Aferin mi bana? Bana aferin. Bana aferin diyorsanız yorumlara yazın lan. Yunus hocam burada. Yunus hocam ağlıyor. Neden ağlıyorsunuz Yunus hocam? Yorgun. Yorgun. Yunus bugün ders anlatıyordu da. Eray hocam. Yunus'cum. Merhaba. Hello world. Bu arada diğer bloklardan tanıyorsunuz Salih Bey'i. Salih Bey'lerin yanında stajyer şu anda Yunus. Evet, stajyerim. Merhaba. Salih Bey'e öpücük yolla. Harika. Ege. Hocam. Ne yapıyorsun? Bloga selamlarımı yolluyorum. Harika. Ege bizim 2019'daki kış yaz kamplarından katılımcımızdı. Şimdi de MongoDB'de Özcan'ın sınıfında. Özcan'ı hatırlıyorsunuz diğer bloklardan. Harika. Kesin çok seviyoruz. Müthiş. Nasıl gidiyor? Süper gidiyor. Özcan hocamıza, Mustafa hocamıza, Onur hocamıza sevgiler yolluyoruz. Harika. Hay Allah neler oldu kampta. İnşallah bu müzikten telife yakalanmayız. Biz eğitmen yemeğine geldik dostlarla. Eray hocamı görün. Çok iyi. Birika'yı görün. Yunus'cum burada. Aa Yunus'la bir şey hatırlıyor musunuz önceki vloglardan? Hani evlenmişlerdi, Kırıkkale'ye gitmiştik hani. Evet, o vlogdaki çift. Hala evliler bu arada. Kaç ay oldu? 3. 3 ay mı oldu? 3 ay oldu mu biz o vlogu çekeli ya? Neyse, dostlarla şimdi yemek halindeyiz. Özcan'cım ben kalkıyorum gidiyorum dedi de gitmeden onu da çekmiş olayım diye. Mustafa hocam da gidiyormuş. Gitmeden onları da çekeyim diye. Mustafa hocamı da Çanakkale vlogundan hatırlıyorsunuz. Evet. Nasılsın hocam? İyiyim hocam, sen nasılsın? Nasıl geçti kamp? Güzel. Ama yarın son gün. Evet, yetmedi. Yetmedi. Önümüzdeki kamplara bakacağız hocam. Kesinlikle. Evet. Hocam. Aşkım? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyice alıştım lan vlog kameralarına. Aynen öyle. Özcan'ım gidiyormuş. Evet. Biz ondan sonra o yüzden. Kamp vlogunda zaten çok az görünüyorum muhtemelen. Neden bilmiyorum ama öyle. Harika. Hocam seni çok seviyorum. Görüşürüz. Ne zaman kamera önünde öpeceğiz ya? Ha? Ne zaman kamera önünde öpeceğiz? YouTube Türkiye'nin buna biraz daha zamanı. Harika. Doruk hocamı gördüğünüz girişte. Elif hocam bizimle. Hocam nasılsınız? Müthiş bir eğitim veriyor. Bugün birazcık misafir oldum. Ağır. Müthişti. Evet, pasta grafiği asla kullanmıyoruz. Seda hocam. Seda, Selin hocam. Merhaba. Harika. Ahmetcan hocam. Merhabalar. Müthiş. İşte eğitmen yemeklerinde herkes ev sallasın diye var. Merhaba hocam. Orçun hocam. Evet Orçun ben. Merhaba. Harika. Nasılsınız hocam? Nasıl geçti kamp? Çok iyi geçti. Benim için ilk bir deneyimdi. İlk kez böyle bir deneyim yaşadım. Öğretmek çok keyifli. Yıllarca bir şeyler aldım. Ve hayatımda kocaman bir boşluğu doldurmuştu. Mustafa Akgül Özgür yazılım yaz kampı. Onu sonradan fark ettim. Bir şeyler katabilir miyim diye geldim. Asgari bir şeyler kattığımı sanıyorum. Hocam, ve daha fazlasını yapabilmek istiyorum. Sonraki kamplarda görüşmek üzere. Hocam nasıl geçti kamp? Kamp iyiydi ya. Gayet iyiydi. Kısaydı ama iyiydi. Çok iyi.
Aynen, bir özlem giderdik. Bütün arkadaşlarla tekrar buluştuk. Her şey efsaneydi. Kısa oldu ama... Öz oldu. Öz oldu. Kısa oldu, öz oldu. Oldu. Daha sonra çok iyi. Harika. Kadir Bey. Hocam gözükelim, anımız olsun ya. Anımızın iti düşer, beni göstermeyin. Öyle şey olur mu ya? Siz gözüktünüz diye artacak her şey. Kadir Bey hem organizasyonda görevliydi sağ olsun. Evet. Hem de bizim sınıfta katılımcıydı. Sınıfta Umur da o kadar güzel sorular sordu ki. Çok soru sorduk, evet. Yani. Müthişti bu arada. Çünkü ne var biliyor musunuz? Sizin aklınıza gelen o soru sınıftaki belki 5 kişinin daha aklına geliyor. Evet. Ama sormuyorlar. Siz sorduğunuz için o kadar sevindim ki. Evet. Her seferinde o yüzden baştan anlattık yani. Müthişti. Evet hocam. Bir de geciktiğimde beni beklemişsiniz. Çok ince bir davranıştı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek? Uğur hocam akış gibi işledi bizim sınıfı. 10 numara PHP öğrendik. Çok sevindim. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Türker hocamı göstereyim size. Derneğimizin başkanı aynı zamanda. Buyurun hocam. Selamlar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Umarım herkes çok iyidir. Umarım herkes bundan sonra da çok çok iyi olmaya devam eder. Harika. Siz bir şey söylemek ister misiniz hocam? 10 yıldır beraberiz. Harika. 11. Siz? Size misafir olarak buradayız. Harika. Harika. Afiyet olsun. Yunus'cum nasıl geçti ilk kampa gitmenlik deneyimin hayatı? Mükemmel. İyi miydi? Bağımlılık yaptı. İyi. Yılda iki tane oluyor. Çok düşme. Büşra Hanım. Merhaba. Kampıdan keyif aldınız mı? Çok. Değil mi? Yunus, tek başıma evine gel. Yunus bir uzak olunca. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Beğeni. Aşağıdan şurada bir yerde. Beğeni. Evlilik nasıl gidiyor? 10 numara. Önerir misiniz? Tabii ki. Evet. Evet. Burayı kesecek kesin. Masanın ağır topları. Berika Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti kamp? Güzel. Keyifli. Keyifli. Eğlenceli. Yorucu. Çok yorucu. Her şeyi Berika'ya yaptırdılar. Her şeyi. Her şeyi Berika'ya yaptırdılar. Yazık. Şu kıza yazık ya. Şu kıza yazık ya. Şimdi bu kızı küstürürsen öbür kampa nasıl gelecek? Doğru mu? Doğru. Olmaz. Bunlara dikkat edelim. O yüzden arkadaşlar kamplara sürekli geleyim de bedava bir şeyler öğreneyim değil. Çünkü bazı insanların böyle düşündüğünü fark ettim. Çok kalp kırıcı. Birazcık destek olmak adına. Çünkü organizasyonun da yürümesi gerekiyor. Berika mesela bu kampta çok yoruldu. Bunu gözlerimle gördüm. Gün içindeki uğraştığı şeylerle de. Organizasyona desteklerinizi bekliyoruz. Kendisine de tebrikler, teşekkürler. İyi ki bu kampın gerçekleştirilmesi için bu kadar uğraştın diye yorum atarsanız çok seviniriz. Teşekkürler. Harika. Yarın kampın son eğitim günü. Öğleden sonra 3'e kadar eğitim vereceğiz yalnızca. Sonra yollanma planları. Biz organizasyonun toparlanmasını da bekleyeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Son dersi de yaptık. Sınıftan çıkıyoruz. Demin ben bir konuşma yaparken falan çekeyim mi dedim de duygusallaşır ağlarım diye çekmedim. Şimdi bitiş töreni, kapanış töreni için salona gidiyoruz. Benim yansımdan arkadaşım. Tabii ki de. Nasıl geçti kamp? Gayet güzeldi. Gerçekten aşırı aşırı güzeldi ve gittiğim için çok çok üzülüyorum. Her şey için çok teşekkürler gibi bir şey söylüyor muyuz? Böyle bir şey var mı? Nasıl istersen. Tamam, böyle işte. Harika. Evet. Etkinliği yaptık. Çıkışa doğru gidiyoruz. Ben daha sınıfı bulacağım. Dağıtım yapacağım. Oh. Seneye görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Aşkım, ne zaman görüşeceğiz bir daha? Birazdan aşağı. Evet. Akşam birlikte gidiyoruz. Tala. Can hocam. Enes, el sallayın. Eski yapan abi, Eski yapan abiye. Ay, ben selam veriyorum. Efendim. Sanırım evi de çok güzel olacak. Tamam, ben şöyle sabittim, tripod oldum. Evet, Uğur Hoca hakkında yorum. Uğur Hoca hakkında yorum yapamıyorum. Çünkü kelimelerle anlatamam. Ay. Başka bu kadar. Kelimeler kifayetsiz. Kifayetsiz kaldı gerçekten. Ben çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Bence de müthiş yani gerçekten. 10 numara bir insan. Ha, bu arada birbirimizi tanıdığımız için de çok mutluyum. Evet, evet ya. Evet, gerçekten. Evet dostlar, kampı bitirdik. Kamp bitti.
misafirhanenin önündeyiz. İşte bugün sabahtan işlerimizi hallettik, toplantılar vardı, bilmem neydi, kahvaltı yaptık, eşya topladık, bir duşa girelim öyle çıkalım falan derken, normalde böyle sabah 11 gibi çıkarız diyorken şu anda saat 2. Özcan, ben, bir de organizasyon ekibinden Berika, hepimiz İstanbul'dayız diye son kalan tipler olarak buradan yollanıyoruz şeye, İstanbul'a doğru. Direkt Kuzey Marmara Otoyolu'ndan yapıştır yapıştır gideriz. Son güne bir anı da dahil olsun dedim ve 2017 kampında Gamze'nin bana hediye ettiği bandanayı yine kampa getirmiştim. Çünkü Çanakkale'den çıkma, Bolu'da bana transfer olmaca bu parça, biliyorsunuz Çanakkale vlogunda da görmüştük. Bir anı olsun diye elimizde tutmuştuk. Aynı şekilde Bolu'ya da getirdim tekrar. Çok iyi oluyor terleyince şöyle silmesi. Ayrıca ben bunu saçlarım uzunken bandana olarak da kullanıyordum. Kamp müthiş geçti. Acayip keyifliydi. Tek sorunumuz kısa süre olması. Ama pandemi şartları, ekonomik şartlar tabii ki anlaşılır, kabul edilebilir şeyler. Ama 2 yıl boşluktan sonra tekrar kampın gerçekleştirilmesi kadar sevinç veren bir şey yok yani. Acayip mutluyum. Buradan ayrılan son kişilerdiniz. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi kaldı içeride. Güzeldi, keyifliydi. Olabildiğince çekmeye çalıştım. Tabii ki insanların rahatsız olacağı yerleri kestik. Ders alanlarına olabildiğince mahrem kalsın diye kestik. Kapalı toplantılarımızı, etkinlik toplantılarını kestik. Çünkü ayıp. Şöyle rüzgardan da mikrofonun çok cızırdamasını istemiyorum ama işte burası Bolu. Bizim kamp sık sorulan sorularında bir soru var. Neden yaz kampı hep Bolu'da yapılıyor diye. Müthiş de bir yanıtı var. Çünkü esiyor. Ve gerçekten esiyor. Şimdi bakalım. Şöyle çevreyi bir dönelim. Herkes toplandı. Kaçar vaziyette. Evet Birik Hanım. İçimiz buruk bir şekilde ayrılıyoruz. Harika. Daha fısıldayarak konuş. İçimiz buruk bir şekilde ayrılıyoruz. Çok iyi. Gökhan Hocam. Hocam ellerine sağlık. Katılımınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. İnşallah kış kampına bekliyoruz. Harika. Özgür Web günlerimiz var. Kış kampımız da var. Harika. Sen çok gözüküyorsun. Seninle konuşuruz sonra. Hocam, Elif Hocam. Hocalıklar. Hocam kendinize çok iyi bakın. Sizle İstanbul'da görüşmek üzere. Kesin. Sizi çok yakın zamanda rahatsız ederim. Her zaman. Dayılarla bekliyorum. Evet. Emirgan'daymış da hocam ziyaret edeceğiz. Kendine çok iyi bak hocam. Siz de. Görüşmek üzere. Evet hocam. Hemen. Evet. Birkaç cümleyle kamp kritiği. Ben yine bu kamp vlogunda çok az bulundum sanıyorum. Ben de çok az bulundum çünkü çok çekmedik. Aynen çok çekmedik kamp kritiği. Yani birkaç günümüz eksik kaldı. İşte elde olmayan sebeplerden. Onun haricinde ne yaptık? Güzel bence eğitimler vardı. Az kişi olması ayrı bir hava kattı evet. Yani verimi arttırdı. Biraz ama kısa daha... günde onu zaten dengeledi. Tabii. Evet yani zaman kısa kişi az. Daha böyle kış kampı gibi hissettirdi o bağlamda. Ama yine de hani bir tık rahatlamışım. Öyle evet. Söyleyeyim rahatlamış durumdayım. Şeyden evet. Dolayı kamp bittiğinden dolayı tabii evet. Biraz da buruz. Tabii çünkü onun gün içinde gerginliği var. Yetiştim yetişmedim. Konu yetişti konu yetişmedi. Anladılar anlamadılar. İşte birisi bir şey söylediğinde ulan bunu nasıl anlamazsınız anlamına gelebilecek ters bir mimikle soruyu yanıtladım mı? Çünkü birisini bir kere küstürürsen soru sorarken. Ben şunu söylemek istiyorum. MongoDB daha doğrusu geliştiriciler ve DB'ler için MongoDB ve MassData. MassData'yı kaçırmışım pardon. Eğitimindeki bütün öğrenciler çok üst düzeyde. Müthiş. Bizde öyle değillerdi ama o hale geldiler eğitimden sonra. O zaman? O zaman sizi öpüyoruz. İstanbul'a doğru yollanıyoruz. Bir sonraki vlogda kim bilir hangi macerada. Kendinize iyi bakın. Hocam el sallayalım. Buraları tut ki işte üstüne bir sonraki video. Abone olma, abone ol. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın siz de. Efendim? Zili de açın. Neye yarıyor bilmiyorum zili açmak ama zili de açın. Biz de kapıyı kapatalım yola çıkalım. Bay bay. Merhaba nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Neler diyorsun?